Kıymetli izleyenler, herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bahçemizde güllerimiz var. Şöyle baktığımız zaman gül ağaçları. Tabi bunlar artık solmaya başladı. Yani şu anda Mayıs ayındayız. Güllerimiz artık yavaştan soluyor. Tabi biz de ne düşünüyoruz? İstiyoruz ki bahçemiz her zaman güzel kalsın, yani çiçeklerle süslü olarak kalsın. Tabii bunu yapmanın bir tane yolu var. Nedir o yol? İşte güllerimizi, yani solduktan sonra budama yapmak. Nasıl budayacağız? Tabii güllerimizi... Güllerimiz solmaya başlamış, az önce de ifade ettik. Şimdi şurada bir tane gülümüzü görüyorsunuz. Şöyle. Tabi bu solmuş. Bunu keseceğimiz yer neresi olmalı? Yani tekrar bu kestiğimiz dal gülü besleyecek. Yani tomurcuk açtırabilecek, gül açtırabilecek kalınlıkta olmalı. Yani bir iki yaprak olmaz. Mesela şuna bakıyoruz kıymetli izleyenlerim, burada ne var? 3 yaprak var. Mesela şuna bakıyoruz, 3-5 yaprak. Yani buradan kestiğimiz zaman yine şu da 5 yaprak ama biz şuradan kesebiliriz, yani şuradan keselim ve buradan gül açma ihtimali var. Yine şuna da baktığımız zaman bir iki tane daha gösterelim. Yine şu yaprak kümemizin de şöyle baktığımız zaman 5 tane yaprağa sahip olduğunu düşünüyoruz. Görüyoruz ve hemen az yukarısından 1 santim şöyle eğimli bir şekilde kesiyoruz yere 45 derece ve gülümüzün açmasını bekliyoruz. Evet, yine şunu da şuradan kesiyoruz. Şimdi kıymetli izleyenler, tabi bahçemizde bayağı bir güllerimiz var. Ben tabii ki videomu fazla uzatmak istemiyorum. Makasımızı dezenfekte etmekte fayda var. Tabii bu gülleri, kalıntıları bir yere koyabiliriz. Ya da dibinde kalabilir. Ben çok bunları yakmıyorum. Yani çam pürleri var. Başka yapraklar var güllerimizin dibinde. Tabii şu odunların alınması lazım ama. Bunlar da tekrardan gübre olur, şeye gerek yok. Yani gülümüz hastalık taşımıyorsa şeyleri, kalıntıları bir yere atmaya gerek yok. Bu videomuz da bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.